Biraz da böyle bakalım bu olay, olur mu? Sen ne yapacaksın? Okula gideceğim ben de. Annemler gitmeden önce notlarımı görmek istiyorlarmış. Bir kıyamet daha kopacak desene. Onlara o okulu istemediğimi söylemiştim. Bence notlarımın kötü olmasına hazır olmalılar. Ya hazır değilse? Yani bizim Efe'ye söylediklerimizi annen sana sinema tutkun için söylerse hiç şaşırma. Aa, ama bak buna benden aşağı vurmak derler. Ya dün Efe'ye öyle yüzüstü bırakmak için yapmadık Deniz ya. Neyse. Hadi kendine dikkat et. İyi ama ben öyle Efe gibi hayal kuran biri değilim. Neden? Sinemanın bir hayal perdesi olduğunu söyleyen sen değil miydin? Hem mantıklı bir insanın sinema yapması sana yeterince gerçekçi geliyor mu Deniz? Belki de aramızdaki en büyük hayalperest Efe değil sensindir. Ve belki de hayata hepimizden farklı baktığı için en mantıklımız odur. Ne dersin? Olamaz mı? Evet oğlum Efe. İşte şimdi arkadaşlarına hayal kurmadığını ispatlamanı geldi çattı. Hadi bakayım. Göreyim seni. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bakalım. Sapasağlam adamsın be kardeşim. Çalışsana. Çalışıyoruz efendim. 24 saat sizin için çalışıyoruz. Nasıl çalışıyorsun? İzah edeyim. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz paketler sizin gibi günlerini, saatlerini, aylarını, yıllarını trafikte geçirmek zorunda kalan siz değerli yurttaşlarımız için özel olarak hazırlandı beyefendi. Allah Allah. Neymiş o? Efendim bakın misal trafiktesiniz. Yanınızda yavrunuz var. Evli mevli değilim. Yok çocuk falan. Yavrunuz derken kız arkadaşınız da olabilir. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Efendim beni boş verin ya. Ne dediğimin benim önemi yok. Yani misal trafiktesiniz. Sizin ya da yanınızdaki kişinin bir mide bulantı durumu oldu. Ne yapacaksınız? Direkt kusma ihtiyacı hissedeceksiniz değil mi? Şimdi arabayı sağ çekip yapsanız imkanı yok. Zaten çekseniz tık diye çakallar arabayı götürür. Bir arabayı da yapamazsınız. Çözüm? Çocuğum kusmuk poşeti. Şaşırtmışsın be adam, kusmuk musmuk. Alt üst ettin midemi. Ama mide ferahlığı için nane şekerimiz de var. Oho, oho. Bu zaman çok kısa abi, ben yürünü falan tanıtamıyorum. Efendim Mine. Alo Kerem, neredesin sen ya? Dünden beri ulaşmaya çalışıyorum. Ben çıktım yola, geliyorum birazdan. Bir şey istiyor musun diye aradım. Ben aslında okulda değilim Mine. Çok acil işlerim çıktı. Sonra ne seni arayabildim ne de telefonlarına geri dönebildim. Ben senin işin bitince arayayım ha. Sen iyi misin Kerem? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Benim şimdi kapatmam lazım. Ben seni sonra arayacağım, oldu mu? Hadi, görüşürüz. Peki, tamam. Öyle olsun bakalım. Hocam günaydın. Nasılsınız? İyidir Aslı. Ama sen yine de bugün beni okulda görmemiş oldun mu? Özellikle de Mine sorarsa. Aa, hayırdır? Yani neden? Bu çok açıklayabileceğim bir durum değil. Ama dediğim gibi, eğer okulda gördün mü falan diye sorarsa, görmedim dersen sevinirim. Benim için bu kadarını yapabilirsin değil mi? Peki, tamam. Bu arada dün akşam için çok üzgünüm Aslı. Mine ile beni o durumda görmeni istemezdim. Umarım bu yaptığım için beni affedebilirsin. Osman Bey. Cümlemize efendim, cümlemize. Ne dualar ettin bakalım? Ne dualar edeceğim efendim? Her zamanki gibi halimize şükredip, güzel Mevlam sen hepimize akıl fikir ihsan eyle dedim. Demek ki güzel Allah'ım dualarını kabul etmiş Osman Bey. Ne demek şimdi o?
Ne zamandır aklın yerinde değil gibi geliyordu bana ama son birkaç gündür böyle yaptıkların... Sabahki olayı açacaksan hiç açma. Kızın sevdiği bir şeyler al, bu konu kapansın. Neden Osman Bey? Tam da inadına bu konuyu açmak için geldim ben sana. Yani ne güzel yapmışsın. İşte böyle insanlarla, torununla hep böyle ol demek istedim Osman Bey. Demek ben de yıllardır içimden o şeytan kız bir kez olsun bana dedem desin istemişim. İnsan çok geç anlıyor. Gene de o sözü duymazsam korkarım, gözüm açık giderim. Aylardır bu kıza olan huysuzluğunun sebebinin bu olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun Osman Bey? E biliyordun da niye üstüme geliyorsun şimdi? Bir daha mı? Tövbe, tövbe. Yıllar sonra içindeki o güzel adamı gördüm ya, gam yemem. Öyle mutluyum ki. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Niye açtın kollarını? Gel, bir güzel sarılıp barışalım be Osman Bey. Kızdırıp sövdürmeseniz bile gene de iki namaz arası o abdestimi bozmak istiyorsun değil mi? Peki, kalsın. Karına sarılırsan günaha girersin değil mi? Huysuz. Çok güzel ya. Burada ışık çok daha uzun yanıyor. Bu bana yeter de artar. Hadi Allah'ım, duy şu zavallının sesini de bana bir yürü ya kulum. Hadi oğlum, bir şey de ya, lütfen ya. Lütfen bekleyin. O ne ya? Allah, sesimi mi duydun ya? Yoksa bu bir işaret mi? Evet, işaret. Trafik lütfen işareti. Sen mi konuşuyordun ya? Hay gözünü sevdiğimin İstanbul'u, şuraya bak. Trafik lambası bile konuşuyor. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Ulan şu şehirde parayı bulayım. Vallahi bunların İngilizce konuşanından yaptıracağım Urla'ya ya. Şimdi bey amca, diyelim ki trafikte başınız ağrıdı. Ne yapacaksınız? Tak, bizim paketlerimizin içindeki ağrı kesicinizi alacaksınız ve içine koyduğumuz suyla beraber hop götüreceksiniz. Yani biz her şeyi düşündük. Ulan içirdin bize suyu. Trafik akmıyor. Ben yaşlı bir adamım. Zaten prostatım var. İşimiz gelirse ne yapacağız? Onun da kolayı var bey amcacığım. Biz bu suyu pet şişenin içine niye koyduk? Tam yarım litre alıyor yani. Pardon. Ya. İyi be, çok güzel. Telefonumu vereyim, işletmeye de ben götüreyim o zaman ya. Yok arkadaş, bu millete yaranamaz. Nedir bu şimdi? Hacı abi, hacı. Hiç akla gelmeyen ihtiyaçlar paketi. Hadi ya, çok iyiymiş. Ne var mesela onun içinde? Kaput var mı kaput? Kaput? Kaputu mu kaldırayım abi? Rezervatif diyor oğlum. Hani yolda belde giderken bir hatun otostop çekiyor. Misal, hiç akla gelmeyen bir durum. Asıl en çok ona ihtiyaç oluyor. Tabii tabii, ben bunu not alıyorum. Firmamız paketi bu anlamda geliştirecektir. Yani siz alıyor musunuz? Yok anam be, seninle pek bize göre bir şey yok. Sağ ol. Hadi sana iyi işler. Milletin derdine bak, adamın ihtiyacına bak. Ama demek ki o da lazımmış, onu da düşünmek lazım. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapacağım abi, ürünü pazarlıyorum. Başka yerde sat lan Durzu. Bilmiyor musun bu kırmızı ışık bizim? Nasıl sizin abi ya, Allah'ın kırmızı ışığı. Hem ben demin kendiyle konuştum, bana öyle bir bilgi vermedi. Ne diyor lan bu? Kafan mı güzel lan senin he? Yo, belki. Ya konuşuyorsun lan sen, konuşuyorsun lan. Hayırdır Kamil Efendi? Sen bugün iş aramaya gitmemişsin. Kolum kanadım kırıldı be Ayşe Hanım. Gideyim dedim kaç kere. Sonra yeni bir iş bulamazsam diye de içim kaldırmadı gidemedim. Bak Kamil Efendi. Çok karışıyor ediyor gibiyim ama bu evde senin de büyüğünüm ben. Haşa, elbette büyüğümüsün. O nasıl söz öyle Ayşe Hanım? O zaman büyük sözü dinle. İş güç değil. Senin kanadının, kolunun asıl kırılma nedeni belli işte. Dün gece Hafize'nin söyledikleri çok koydu Ayşe Hanım. Hani şimdi dersen kadın haksız mı? Değil. Ben haksız mıyım? Ben de değilim. Ya Canan, o ikinizin de yavrusu.
o kucağındaki kınalı kuzuyla aldatılmış bir çarecik. O haksız mı? Orasını artık sadece Allah biliyor Ayşe Hanım. Allah affedicidir. Yeri göğü kainatı yarattığı gibi her zaman da affedici olmuştur. Biz kimiz ki evlatlarımızı affetmeyelim Kamil? Ha? Biz geldik abla. Kız. Kız sen neredesin? Hele dur orada biraz Kamil baba. Ben Canan'a söz verdim. Bundan sonra ona bir söz söyleyen, el kaldıran olursa karşısında beni bulur. Biz evlendik baba. Evet, bu sefer yalan da yoktur. Aha, bu da devletin verdiği evlilik cüzdanıdır. Yani ver elini öpelim de bitsin artık bu dargınlık he. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.